Para işin ne kadar ileri gidersin? İzlenim işin kamera önünde saçma hareketler ya da onlarca sağlıksız yemekleri izlenim işin yerken bir de kanser yalanları ile daha fazla izlenim almaya çalışır mısın? Aslında ilk mukbang videoları Güney Kore'de 2010 yıllarında çıktı. Güney Kore burada büyük bir rol oynuyor. Sebebi ise kalabalık olan toplumda insanların aslında yalnız olmaları. Yemek yeme videoları insanlara yalnız yaşamlarında arkadaşlık ediyordu. Özellikle Covid'in de gelmesi ile insanlar eve kapandı ve birilerini izleme ihtiyaçları duymuş olsalar da mukbang videoları çok geçmeden özellikle ASMR konseptlerinde popüler olmasıyla değişmeye hatta şirkinleşmeye başladı. Bu kanalda elimden geldiğince iyi bir anlatım ve sizlere yakışacak iyi bir editlerle hikaye anlatımlı içerikler yapmaya çalışıyorum. Yeri geldiği zaman şu anda izlediğiniz gibi haber videoları da var veya yeri geldiği zaman hackerlık, dolandırıcılık veya gizemli videolar da. Buraya geldiğiniz zaman keyifli bir zaman ve bilgi doluca bir zaman geçirmeniz benim için oldukça önemli. Her zaman dediğim gibi eğer bu kanal bir yerlere gelecekse sizin farkındalığınız ve benim sıkı çalışmam ile gelecek. Destekler için beğenmeyi, keyif alıyorsan da abone olmayı lütfen unutma. Her şeyden önce seveceğinizi düşündüğüm bir haber var. Bir süredir fiyat performans gibi bir bilgisayar almayı veya teknolojik ürünleri biraz daha uygun fiyat almak gibi bir düşüncem varsa eğer şuraya bir iyi dinle. İtopya ile beraber piyasada bulabileceğiniz en iyi fiyat performans bilgisayarlarından birini topladık. Asus'un başarılı soğutmasına sahip modellerden güncel ekran kartı Radeon RX 6600. Ayrıca bu ekran kartı AMD'nin PSR teknolojisini desteklediği için oyunlarda daha yüksek FPS almanıza yardımcı oluyor. İşlemcisi ise AMD Ryzen 5 ailesinden 5600 modeli mevcut. Anakartı yine Asus'tan A520M-K modeli. Sık tercih edilen modellerden G-Skill'den 2 adet 8 GB RAM'ler mevcut. Merak etmeyin, oyunların ve programların daha hızlı açılması için Good RAM'den 512 GB'lık M.2 SSD de içerisinde mevcut. Kasa ise PowerBoost'tan. Bu bahsettiğim model yer dikkatini çektiyse şu anda link açıklamalar kısmında mevcut. Aynı zamanda Ethiopia içerisinde sık sık kampanyalar da oluyor. Örneğin şu anda okula dönüş fırsatlar kampanyası mevcut. Dolayısıyla bir süreden beri hakkında olan ürünlerin şu anda indirimde olması gayet yüksek ihtimal. Ethiopia ile uzun zamandan beri işbirliği yapıyoruz. Piyasaya da zaten gayet güven vermiş markalardan bir tanesi. Güvenli bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. O zaman hemen işlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Birinin yemek yeme videoları kimine göre iğrenç ya da gereksiz gelebilir. Ama işin ilginç kısmı ise videoyu yapan kişi ne kadar fazla sağlıksız yemek yiyorsa ya da yerken ne kadar kendisini küçük düşürücü davranışlarda bulunuyorsa videolarda o kadar fazla izleniyordu. Tabii yemek yemeyi bir çeşit kategorisine de dönüştürenleri unutmamak lazım. Bu kişiler milyonlarca kişiler tarafından izleniliyor ve emin olun ayda milyonlarca dolar para kazanıyorlar. Ve talep oldukça daha fazla sağlıksız, daha fazla iğrenç videolarda gelmeye devam edecek. Nikado Avocado'nun hikayesinden bahsettikten sonra kapalı kapılar arkasında aile baskısı ile zorla kilolarca yemek yemeye kameralar karşısında zorlanan mukbang video sahiplerinden de bahsedeceğimi bilin. Nikado Avocado mukbang videolarından ziyade kendini nasıl rezil durumlara soktuğunu, hatta sağlık aparatları ile kilolarca yemek yediğini görmüşsünüzdür. Bu adam papağanı ile keman çalmayı sevdirmeye çalışan bir adamdı. Nasıl oldu da tıklanma almak için fast food yemeklerinin önünde erkeklerle öpüştüğünü gösteren kapak fotoğrafları yapmaya ya da yemek yerken saçlarını kesmeye, hatta sahte kanseri ile dikkatler çekmeye başladı. Nikado'nun ilk YouTube videoları aslında papağanı ile keman çalmayı sevdirmeye çalışan videolardı. Yemek yeme videoları yapıyordu ama sıkıcıydı. Özellikle zamanında vegan olduğu için insanların dikkatini çekemiyordu. Ta ki bir arkadaşı gününü anlatıyorken fast food yemekleri neden yemiyorsun diyene kadar. Nikado'nun izlenimleri anında yükselmişti. İnsanlar kendilerinin yediği yemeklerden Nikado'yu izliyorken daha fazla tatmin olduklarını yorumlarla yazıyordu. Ve bu gelecek işin sadece bir başlangıçtı. Michelle Obama says pizza is a vegetable. Popeye's chicken sandwich. Oh.
Ancak Nikado burada durmadı. Mukbang videolarını tamamen başka bir seviyeye taşıdı. Videolarında ağlıyor, garip hareketler yapıyor, tartışıyor, saçlarını kesiyor veya insanlarla kavga ediyordu. Tıpkı kendisinin de dediği gibi, umurumda değil. Ne kadar daha fazla dramatik olursam o kadar daha fazla izleniliyorum ve o kadar daha fazla para kazanıyorum. Durumdan rahatsız olan bir kesim, Nikado'nun YouTube'dan banlanması için imza kampanyası bile başlatmıştır. Az önce dinlediğiniz tüm bu hikayenin gerçek ama 2 yıldan beri süren bir sosyal deneyden oluştuğunu söylesem. Gerçek Nikado ile tanışmaya hazırsan başlayalım. This has been the greatest social experiment of my entire life. People consuming anything that they're told to consume. And you will continue to consume these stories about me year after year after year. Nikado 7 Eylül'de YouTube kanalı üzerinden sadece 7 ayda 114 kilo kaybettiğini paylaştı. Videoların ise 2 yıllık stok videoları olduğunu ve insanların niye görürlerse, neyi duyarlarsa ona inandıklarından bahsettiği, biraz karanlık, biraz sert doğrulardan konuştuğu video 30 milyondan fazla izlenim almıştır. Nikado aynı zamanda aşık bir şekilde şundan da bahseder. Ne yapacağımı bilmiyorum ama yemek yemeyi seviyorum ve beni bunun için izlediğinizi de biliyorum videolarına devam edeceğini açıklar. İşin aslı tüm bu obez yaşam tarzını markalaştırmaya çalışan kapitalizm dünyada Nikado gibi influencer etkisi dehşet yüksek birinin kilo verdiğini görmek beni aşırı mutlu etti. Günün sonunda izleyiciler için de motive kaynağı olacağına eminim. Bakın bu sektörden insanlar milyonlarca dolar kamera karşısında yemek yiyerek kazanıyor. Eğer böylesi bir sektörde hiç hile yapılmadığını veya zorla insanların bir oda içerisinde tutularak yemek yemeye zorlandıklarını sanmıyorsan videonun ikinci partına hoş geldin. Kate Yap ile tanışın. Kameraya yakın bir çekim ile bol sulu ve gözleri bağlı şekilde kilolarca yemek yiyen ama zayıf görünümünü de koruduğu için milyonlarca izlenim alan bir mukbang youtuberı. Gözleri bağlı ve yaptığı tek şey yemek yemek olmasına rağmen Kate bir şekilde izleyicileri ile harika bir bağ kurar. İnsanlar bir şekilde kızın zorla yemek yediğinden şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başlarlar. Ve günün sonunda hakkı da çıkarlar. Kate paylaştığı bir YouTube videosunda arkada kalan sesi editlemeyi unutur ve bazı insanların ona zorla yemek yedirdiği, ne yapması gerektiğini söyleyen sesler ortaya çıkar. Tüm bunlar günün sonunda işe yaradı mı? Hem evet hem hayır. Tüm bu iddialar ortaya çıktıktan sonra Kate'in kanalı bir yıldan beri yeni bir video atmıyor. Kate'in son durumunu ise bilen kimse yok. Elbette tahmin edersiniz ki durum sadece Kate de değil. Asyalı başka bir mukbang içerik üreticisi erkek arkadaşının baskılarıyla nasıl zorla yemek yediğini ve tüm videoların gelirlerini, sponsorluklarını erkek arkadaşına nasıl zorla verdiğinden de bahseder. Kanalda bildiğiniz gibi üyelikleri aktif ettik. Ekranda gördüğünüz kuş güllerine sahip olacakları iyi olanlar. Üyelere bu arada herhangi bir ekstra bir şey yapmadığımı lütfen bilin. Tamamen destek amaçlı. Eğer keyif alıyorum, ayda biraz da verebiliyorum diyorsan hakkında olsun. Hala buraya kadar benimle berabersen ekranda gördüğüm videolardan bir tanesine tıklayabilirsin. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Video hakkında ne düşünüyorsun? Daha ne görmek istersin? Yine yorumlara yazmayı unutma.